Virginia Woolf Seslendiren Akın Altan Artık evliydiler. Düğün marşı gürültüyle çalındı. Güvercinler kanat çırptı. Süslü ceketler giymiş küçük çocuklar pirinç attılar. Teriye cinsi bir köpek yol boyunca gezindi. Ernst Torborn sonunda çiçeği burnunda eşini hiç tanımadık yüzlerle dolu meraklı küçük kalabalık arasından geçirip arabaya götürdü. Londra'da hep toplanırdı böyle. Başkalarının mutluluk ya da mutsuzluklarını izlemeyi iş edinmiş tipler. O olması gerektiği gibi yakışıklı, kıssa utangaçtı. Biraz daha pirinç atıldı, araba hareket etti. Bunlar salı günü olup bitti. Şimdi cumartesiydi. Rosalind Hala alışamamıştı. Artık Mrs. Ernest Thornburn olduğu gerçeğini. Belki de bu Mrs. Ernest her kimse olma işine hiç alışamayacaktı. Gölün ötesindeki dağlara bakan otelin ön tarafına oturmuş kocasının kahvaltıya inmesini beklerken böyle düşünüyordu. Ernest de alışması zor bir isimdi doğrusu. Ona kalsa böyle bir isim seçmezdi. Timothy, Anthony ya da Peter'ı yeğlerdi. Kocası da Ernst ismine ne yakışıyordu ya. İsim Albert anıtını, Maun vitrinleri, Prens Kansort ailesinin çelik üzerine kabartma resimlerini, tek bir kelimeyle kayınvalidesinin Porchester Terrace'daki yemek odasını çağrıştırıyordu. İşte gelmişti. Tanrı'ya şükür Ernst. İsmine benziyordu. Şükürler olsun. İyi ama neye benzetilebilirdi? Ona öyle bir göz attı. Tamam, tostunu dişlerken tam bir tavşana benziyordu. Başka biri belki tutup da bu küt burunlu, mavi gözlü, son derece ciddi ağızlı, yapılı genç adamın şu haliyle öyle ufak, ürkek bir yaratığa benzetmezdi. Ne ki, işin keyfi de buradaydı. Yerken burnu hafiften seyiriyordu. Bir zaman evde beslediği tavşanınki gibi. Burnunun işini izlemeye koyuldu. İzlerken yakalanınca da niçin güldüğünü açıklamak zorunda kaldı. Çünkü tavşan gibisin, Ernst, dedi. Yaban tavşanı diye ekledi gözlerini ayırmadan. Av tavşanı. Tüm tavşanlar alemine yasalar koyan bir kral tavşan. Ernst'ün bu tür bir tavşan olmaya itirazı yoktu. Hem madem Burnunun seyirdiğini görmek karısını eğlendiriyordu. Hiç bilmiyordu aslında burnunun seyirdiğini. O da bu kez bilerek seyirtti. Rosalind güldü. Durmadan güldü. Kendisi de güldü. O kadar güldüler ki genç hanımlar, balıkçı ve yağlı siyah ceketli İsviçreli garson her şeyi şıp diye verdiler. Çok mutluydular. Fakat böylesi bir mutluluk ne kadar sürerdi? Akıllarından bu geçiyordu. Her birinin cevabı kendine göre oldu. Öğle yemeği için göl kenarında çimler üstüne oturduklarında Rosalind, haşlanmış yumurtalarla yenir diye koydukları marulu gösterip durdu. Marul ister misin tavşan? Gel elimden al, dedi ardından. O da uzanıp marulu kemirdi, burnunu seyirtti. Akıllı tavşan, güzel tavşan, dedi. Eskiden evdeki tavşanına okşadığı gibi okşayarak. Fakat saçmalıyordu. O her şey olabilirdi ama evcil bir tavşan değildi. Fransızcaya çevirmeyi denedi. Ona Lapin adını taktı. Yine de ne olursa olsun Fransız tavşanı değildi o. Sadece ve baştan ayağa Porchester Terrace'da doğmuş, rugby'de okumuş, şimdi de majestelerinin devlet hizmetinde memurluk yapan bir İngiliz'di. Sonra Bunny demeyi denedi. Fakat bu daha beterdi. Bunny, tonton, saf, komik birine denebilirdi. Oysa kocası zayıf, katı ve ciddiydi. Burnu hala seyiriyordu. Lapin verdi ani bir bağırışla ve tam aradığı kelimeyi bulmuş gibi küçük bir çığlık koyu verdi. Lapin, Lapin, kral Lapin diye tekrarladı. Ona tam uymuş görünüyordu bu. Öms değildi. Kral Lapin'di. Neden? Doğrusu ya bilmiyordu. Artık sık sık zihninde Lapin soyunun hikayesini geliştirmekle oyalanır olmuştu. Kah herkesin yağmur yağacak diye uyardığı ve yağdığı baş başa uzun yürüyüşlerde konu sıkıntısı çekince, kah soğuk gecelerde hizmetçi kızlar ve balıkçı gidip zille çağırabilecekleri bir tek garson kaldığında şömine başında. Ellerinin arasında o dikiş dikiyor, kocası ise okuyordu. Son derece gerçek, canlı ve eğlenceli tipler olup çıkmışlardı. Ernst gazeteyi kenara bırakıp yardımına geldi. Siyah ve kırmızı tavşanlar vardı. Dost ve düşman tavşanlar. İçinde yaşadıkları koruluğu, uçsuz bucaksız kırları ve bataklığı da kurdular. Kral lapinin yeri en tepedeydi. Günler geçtikçe sadece o meşhur numarası burun seyirtişiyle değil, her yönüyle çok gelişmiş bir hayvan haline alıyor. Rosalind onda her an yeni bir özellik buluyordu. Tabii en başta iyi bir avcı oluşu geliyordu. Evet, bugün dedi Rosalind, balaylarının son günü. Kralımız neler yaptılar? Aslında gün boyu tırmanmışlardı. Kendisi su toplayan topuğuna bant yapıştırmıştı. Fakat kastettiği bu değildi. Kendileri bugün, dedi Ernst, prosunun ucunu koparırken burnunu seyirterek, bir yaban tavşanı kovaladılar. Durdu, bir kibrit çaktı, yine burnunu oynattı. Dişi yaban tavşanı, diye ekledi. Biraz bir yaban tavşanı, dedi heyecanla Rosalind. Sanki bunu bekliyormuşçasına. Şöyle küçük, gümüş rengi, parlak gözlü bir yaban tavşanıydı değil mi? Evet, dedi Ernst, karısının bakışlarına karşılık vererek. Yuvalarından fırlayacakmış gibi gözleri, havada duran iki küçük ön ayağıyla, ufak tefek bir dişi. O an karısı da elinde dikişi tam böyle oturuyordu. O son derece iri parlak gözleri de gerçekten biraz ileri fırlamıştı. ''Ah, Lapinova!'' diye mırıldandı Rosalind. ''Onu, gerçek Rosalind'i, böyle mi çağıracağız?'' dedi Ernst. Karısına baktı. Ona deli gibi aşık olduğunu düşündü. ''Evet, böyle diyeceğiz.'' dedi Rosalind. ''Lapinova!'' O gece yatmadan önce bu konu karara bağlanmıştı. Erkek kral Lapindi. Dişi ise Kraliçe Lapinova. Birbirlerine hiç benzemiyorlardı. Erkek cesur ve kararlı, dişi tedbirli, kuşkucu. Erkek tavşanların hareketli dünyasına hükmediyordu. Dişinin dünyası ise çoklukla ay ışığında ortaya serdiği ıssız, gizemli bir alemdi. Yine de toprakları bir yerde kesişiyordu. Ne de olsa kral ve kraliçeydiler. Böylece balayı dönüşü içinde, bir tek beyaz tavşan dışında, hep ada tavşanlarının yaşadığı bir dünyaları olmuştu. Kimse böyle bir yerin varlığını aklına getiremezdi. Tabii bu da her şeyi çok daha keyifli kılıyordu. Kendilerini birlikte tüm dış dünyaya karşı çok daha güçlü hissetmelerini sağlıyordu. İnsanlar tavşanlardan, ormanlardan, tuzaklardan ve avlanmaktan söz açınca çokluk birbirlerine kıs kıs gülerek göz ediyorlardı. Yine Mary hala tabağında tavşan görmeye hiç dayanamadığını, tavşanın o haliyle ufacık bir bebeğe benzediğini söylerken ya da Ernest'ın av meraklısı kardeşi Can, o göz Wiltshire'da ada tavşanlarının derileriyle filan kaç para ettiklerini anlatırken masada gizlice birbirlerine göz kırpıyorlardı. Bazen bir koru bekçisi ya da kaçak bir avcı veya derebeyi gerektiğinde bu rolleri dostlarına paylaştırıp eğleniyorlardı. Söz gelimi Ernest'ın annesi Mrs. Reginald Thorburn, toprak sahibi soylu rolü için biçilmiş kaftandı. Tabii bunlar hep gizliydi. İşin inceliği de buradaydı zaten. Kendileri dışında kimse böyle bir dünyanın varlığını bile bilmiyordu. Bu dünya olmasa merak ediyordu Rosalind o kışı nasıl çıkaracaktı? Diyelim, tüm Thornburn'lar çok kutsal beraberliğini. Ernest Thornburn de bu beraberliğin meyvesi değil miydi? Sürekli üreten, çoğu evli ve yine üretken dokuz kız ve erkek çocuğa can verip, yaşam savaşına salan o değil miydi? 50. yılını kutlamak için, Porchester Terrace'da altın yıl dönümü partisinde bir araya geldiklerinde. Bu parti tüylerini ürpertiyordu. Fakat kaçış yoktu. Olacaktı. Üst kata çıkarken orada zavallı bir çocuktan, bir yetimden başka bir şey olmadığını acı acı hissetti. Parlak saten duvar kağıtlı, her yanı görkemli aile portreleriyle dolu büyük salonda toplanmış, bütün şu Thornburn'ler arasında zavallı bir damlacık. Yaşayan Thornburn'ler portredekilere çok benziyorlardı. Tek farkla Yağlı boya dudaklar yerine onların gülüp söyleşen gerçek dudakları vardı. Okulla, öğretmenin altından nasıl sandalye çektikleriyle ilgili, kurbağalarla ve onların nasıl bekar genç kızların el değmemiş çarşafları arasına koyduklarıyla ilgili şakalar dökülen dudaklar. Kendisine gelince, hayatında yatağa bir şey koymayı düşünmemişti bile. Armağanı elinde, sarı satenler içinde göz kamaştıran kayınvalidesine, bir yığın sarı karanfil içinde kaybolmuş kayınpederine doğru ilerledi. Dört bir yan, masaların, koltukların üzeri altın armağanlarla dolu, kimi yünlü pamuklu dokumalar arasına gömülmüş, kimi tüm pırıltısıyla etrafa yayılmış, her biri sarrafın saf altın damgasını taşıyan yüksek ayar halis şamdanlar, sigara kutuları, zincirler. Onun armağanı ise Sadece üzeri delikli altın takviydi küçük bir kutuydu. Bir zamanlar ıslak mürek gibi kum serperek kurutmada kullanılan 18. yüzyıldan kalmak küçük bir kumluk. Ne anlamsız bir armağan diye geçirdi. Şu kurutma kağıdı devrinde ve tam sunarken gözünün önünde nişanlarında kayınvalidesinin oğlum seni mutlu edecektir dileğini ifade ettiği siyah kısacık el yazısı beliriverdi. verdi. Hayır, mutlu değildi. Hem de hiç. Ernest baktı. Aile portrelerindekilerin aynısı bir burunla, hiç sihirmeyen bir burunla, çakı gibi dimdikti. Ardından akşam yemeği için alt kata yenildi. Kırmızılı yaldızlı yapraklarını, kocaman sıkı toplar halinde kıvırmış krizantemler vücudunun yarısını gizliyordu. Her şey altındandı. İç içe altın harflerle işlenmiş yaldızlı bir listede birbiri ardına önlerine gelecek yemeklerin adları bulunuyordu. Kaşığını tabaktaki altın rengi şeffaf sıvıya daldırdı. Dışarıdaki bulanık beyaz sis odanın ışıklarıyla tabak kenarlarını görünmez kılan, ananaslara yaldızdan kalın bir kabuk oturtan bir altın yumağına dönüşmüştü. Sadece kendisi beyaz gelinliği içinde, gözleri önüne dikili, bir buz parçası gibi kas katı duruyordu. Yine de yemek ilerledikçe o da sıcaktan buharlanır gibi oldu. Erkeklerin alınlarında boncuk tanesi teller toplandı. Kendi buzunun da suya dönüşmekte olduğunu hissetti. Eriyor, yok oluyor, hiçliğe çözülüyordu. Az kalsın bayılı verecekti. Derken kafasındaki müthiş dalgalanmanın ve kulaklarındaki uğultunun arkasından bir kadın sesi duydu. Öyle hızlı ürüyorlar ki... Thornburn'lar... Evet, hızlı ürüyorlar, diye tekrarladı. Başının dönmesiyle birlikte, iki müslü büyük gördüğü yuvarlak kırmızı suratlara, ortalığı saran altın buğusu yüzünden kocaman görünen o kırmızı yüzlere bakarak, ''Çok hızlı ürüyorlar.'' derken bağırmaya başladı. ''Küçük şeytanlar, hepsini vurmalı. Koca çizmelerle üstlerinden geçmeli. Onlarla baş etmenin tek yolu bu. Ah şu tavşanlar! Bu kelime, bu büyülü kelime onu canlandırdı. Krizantemler arasından bakınca Ernest'ın burnunun seyirdiğini gördü. Dalga dalga açılıyor, ardı ardına seyirip duruyordu. İşte o an Thornburner'in üstüne açıklanamaz bir felaket çöktü. Altın masa, üzeri açmış katır tırnaklarıyla dolu bir çimenlik verdi. Uğulduyan sesler, bir tarla kuşunun göklerden çınlayarak gelen gürültülü kahkahasına dönüştü. Gökyüzü maviydi. Bulutlar ağır ağır hareket ediyordu. Hepsi değişmişti. Tüm Tom Burner. Kayınpederine baktı. Bıyıkları boyalı, ufak tefek sinsi bir adam. Tek merakı bir şeyler toplamaktı. Karısı görmesin diye çalışma masasının çekmecelerine sakladığı mühürler, mineli kutular, 18. yüzyıl tuvalet masalarından bir yağın ıvır zıvır. Şimdi onu gerçek yüzüyle görebiliyordu. Küçük izbe kulübesindeki saç ayak tenceresine gizlice götürdüğü sülüm ve kekliklerin ağırlığından paltosu sünmüş, kimseye görünmeden ilerleyen kaçak bir avcı. İşte kayınpederi buydu. Kaçak bir avcı. Silya. Burnunu hep başkalarının sırlarına, Gizlemek istedikleri o küçük şeylere sokan evde kalmış kızlarıysa, iğrenç bir merakla toprağa daldırıp çıkardığı burnu çamura bulanmış pembe gözlü beyaz bir kır sansarı olmuştu. Tuzağa düşmüş, ağ içinde avcıların omuzlarına asılı kala kalmıştı. Acınacak bir yaşamdı onunki. Bu onun suçu değildi tabii. İşte böyle görünüyordu Silya gözünü. Onu geçip omzuna kılıç dokundurulup soylu ilan edilmiş kayınvalidesine baktı. Kırmızı yüzlü, kaba saba, küstah biriydi. Orada durmuş kutlamaları kabul ediyordu. Ama Rosalind, yani Lapinova, onun ruhunu biliyordu. Bu kadının ardında çürümeye durmuş aile malikanesini, duvarların dökülen boyalarını görüyor, sesinde ince bir hıçkırıkla onu hiç sevmeyen çocuklarına artık olmayan bir dünya için teşekkürler yağdırışını duyabiliyordu. Birden sesler kesildi. Herkes kadehi havada bekliyordu. Hep birlikte içtiler. Bitmişti. Ah, Kral Lapin, dedi kocasına sisler içinde evlerine dönerlerken. Burnun o anda sihirmemiş olsaydı, düşmüştüm tuzağa. Neyse, iyisin ya, dedi Kral Lapin, karısının patisini tutarak. Oldukça iyi, diye cevapladı. Park boyunca yürüyüp döndüler. Bataklığın, sislerin, katır tırnağı kokulu korunun kral ve kraliçesi. Derken zaman aktı gitti. Bir yıl, iki yıl geçti. Ve rastlantı bu ya, altın yıl dönümü partisinin dönümüne gelen bir kış gecesi, bu arada Mrs. Reginald Turnburn ölmüş, ev kiraya verilmişti. İçinde sadece bir bakıcı kalıyordu. Ernest, işte eve dönmüştü. Küçük şirin bir evleri vardı. Güney Kensington'da, metro istasyonuna yakın bir saraçhanenin üstünde ufak bir ev. Hava soğuk ve sisliydi. Rosalind, ateşin başında dikiş dikiyordu. Kocası yerine yerleşip ayaklarını ateşe uzatır uzatmaz, Bil bakalım bugün başıma ne geldi diye söze başladı. Tam dereyi geçiyordum ki. Ne deresi? diye kesti Ernest sözünü. Aşağıdaki bizim koruyla kara korunun birleştiği yerdeki diye açıkladı. Ernest bir an bomboş baktı. Tanrı aşkına neden söz ediyorsun sen? diye sordu. Benim sevgili Ernest'im dedi endişeli bir sesle. Kral Yapin diye devam etti. Küçük ön patilerini ateşe doğru sallayarak. Kocasının burnu seyirmemişti. Elleri tekrar el olmuşlardı. Tuttuğu şeyi sıkıca kavramış, gözleri yarı yarıya yuvalarından fırlamıştı. Ernest Thornburn'dan Kral Lapin'e dönmek en azından beş dakikasını aldı. Karısı onu beklerken boynunun gerisine sanki biri tutup büküyormuşçasına bir ağırlık çöküvermişti. Sonunda Kral Lapin'e dönüştü. Burnu seyirdi. Akşamı her zamanki gibi korulukta dolaşarak geçirdiler. O gece Rosalind çok kötü uyudu. Gecenin bir yarısı, sanki başına tuhaf bir şey gelmiş gibi bir duyguyla uyandı. Her yanı tutulmuş, üşümüştü. Işığı açıp yanında yatan Ernest'e baktı. Derin bir uykudaydı. Horluyordu. Horladığı halde burnu hiç kıpırtısız duruyordu. Daha önce hiç seyirmemişti sanki. Onun gerçekten Ernest olduğu, kendisinin de onunla evli olduğu doğru muydu? Kayınvalidesinin yemek odası canlandı gözlerinin önünde. İşte orada oturuyorlardı. O ve Ernest. Oymaların altında. Vitrinin önünde. İkisi de yaşlanmış. Şimdi de onların altın yıl dönümüydü. İşte buna dayanamazdı. Lapin, kral Lapin diye fısıldadı. Bir an burnu kendiliğinden sihirir gibi oldu. Aslında hala uyuyordu. Uyan Lapin, uyan diye bağırdı. Ernest uyandı. Onu tepesinde durur görünce, ne oluyor diye sordu. Tavşanım öldü sandım diye inledi Rosalind. Ernest kızmıştı. ''Bırak öyle saçmalamayı Rosalind, dedi. ''Yat uyu.'' Arkasını döndü. Bir an içinde yeniden derin bir uykuya dalmıştı. Horluyordu. Karısı ise uyuyamıyordu. Yatağın kendine ait bölümünde bir tavşan gibi kıvrılmış yatıyordu. Işığı söndürdü. Yine de sokak lambası tavanı belli belirsiz aydınlatıyor, dışarıda ağaçlar üzerinde Dantelimsi bir ağ oluşturuyordu. İçinde dolaştığı, döndüğü, bir oraya bir buraya tor top yuvarlandığı, avladığı, avlandığı, tazıların sesini, avcı düdüklerini duyduğu, uçtuğu, kaçtığı gölgeli bir koruluk olmuştu tavan. Ta ki hizmetçi perdeleri açıp sabah çaylarını getirene dek. Ertesi gün hiçbir yere sığamıyordu. Sanki bir şey kaybetmişti gövdesini çekmiş, küçülmüş, kararıp kas katı olmuş hissediyordu. Eklemleri de kas katı tutulmuştu. Aynaya bakınca, evin içinde gün boyu defalarca yapardı bunu, gözleri başının dışına fırlayacakmış gibi göründü. Tıpkı üzümlü bir çörekteki fırlak üzüm taneleri gibi. Odada küçülmüş gibiydi. Lenduha gibi mobilyalar tuhaf açılarla yerlerinden öne oynamışlardı. O da etrafa çarpıp duruyordu. Sonunda şapkasını takıp dışarı çıktı. Cranwell yolu boyunca yürürken önünden geçtiği, içine baktığı her oda insanların gümüş oymalar, maun vitrinler ve kalın sarı dantel perdeler altında oturup yemek yedikleri odalar gibi görünüyordu. Derken doğa tarihi müzesine vardı. Çocukken burayı çok severdi. Fakat içeride gözüne ilk çarpan şey, pembe cam gözleriyle yapma karlar içine oturtulmuş Doldurma bir tavşan oldu. Nedense birdenbire baştan ayağa örperdi. Karanlık bir an önce çökse iyi olacaktı. Eve dönüp ışığı yakmadan ateşin başına oturdu ve kırlık bir yerde yalnız başına olduğunu hayal etmeye çalıştı. Gürül diyen bir dere vardı. Derenin ötesinde de karanlık bir koru. Ama dereden öteye gidemiyordu. Derken kıyıdaki ıslak çimenler üzerine çömeldi, elleri havada bomboş sallanır, gözleri ateşin ışığında cam gözler gibi parlarken koltuğuna iyice gömülüp sindi. Derken bir patlama duyuldu. Sanki vurulan kendisiymiş gibi sıçradı. Oysa yalnızca Ernest gelmişti. Anahtarlarını kilide sokuyordu. Titreyerek bekledi. İçeri girip ışığı yaktı. İşte upuzun, yakışıklı, soğuktan kızarmış ellerini oğuşturarak karşısında duruyordu. ''Neden karanlıkta oturuyorsun?'' diye sordu. ''Ah Ernest, Ernest!'' diye bağırdı koltuğunda doğrularak. ''Yine ne oldu?'' diye sordu sert bir sesle. Ellerini ateşe uzatmıştı. ''Sorun Lapinova'' diye kekeledi. Korkudan irileşmiş gözlerle ona dik dik bakarak. ''Gitti Ernest.'' ''Onu kaybettin.'' Ernest sinirle kaşlarını çattı. Dudaklarını sımsıkı kenetledi. ''Ya, demek tüm sorun bu ha?'' dedi karısına acımasız bir gülüşle. On saniye kadar orada sessiz durdu. Karısıysa beklerken boynunda ellerin kenetlendiğini hissediyordu. ''Evet.'' dedi sonunda soğuk bir sesle. ''Zavallı Lapinova!'' Şöminenin üstündeki aynada kravatını düzeltti. Tuzağa düşmüş. dedi. Ölmüş. Ve oturup gazetesini okudu. İşte evlilikleri böyle bitti. Son.